İstediğimiz gibi bir oyun oldu. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Onların girmiş olduğu bir pozisyon var. Bizim de iki tane duran toptan biri Serci, biri Peter'in pozisyonu var. Yani oyuncuların mücadelesinden memnunum. 3 haftadır yani Antalya maçındaki penaltıyı tabii ki sayacaksınız ama pozisyon vermeme anlamında, gol yememe anlamında takımda bir gelişme var. Bir puanların değeri mutlaka hafta sonu anlaşılır. İlerideki galibiyetlerde de anlaşılır. Oyuncuların bir kere daha göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür oldu. Karşılıklı birer puan paylaşıldı. Bugün baktığımızda son iki hafta oyun olarak çıkışta olan bir Gençler Birliği, puan olarak da çıkışta bir Gençler Birliği bizim takımımız karşılaştı. Belki Gençler Birliği kazanarak alt sıralardan kurtulma, biz de kazanarak üst sıralardan kopmama mücadelesi verdik. Oyunun bütününe baktığımızda ikili mücadele şeklinde geçen bir oyun oldu. Maçın ilk yarısında çok önemli bir fırsat 5. dakika yararlanamadık. Sonra Bernard'ın bir pozisyonu var. Onu süzebilseydi bir penaltı olabilir mi diye düşünüyorum. Maçın ikinci yarısında yine rakip takım savunmasının hatasından kaynaklanan bir pozisyonda bir fırsatımız oldu. Genelde rakibimiz korner ve yan toplarla etkili olmaya çalıştı. Ama her iki takım da oldukça üst düzey mücadele ettiler. Maçta bugün kazanması gereken bir takım olsaydı biz daha yakındık diye düşünüyorum ama her iki takım da çok iyi mücadele ettiler. Beraberlik normal bir sonuç gibi duruyor. Hakemleri kutluyorum. Şimdi devrenin son maçı var. Ligimizin en önemli takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Önümüzdeki hafta o maçı kazanarak üst sıralar için umudumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Umuyorum bunu gerçekleştiririz. Hocam, bizim cephemizden baktığımız zaman vasat bir futbol vardı. Hatta sıkıcı bir futbol vardı. Ben futbolla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama aklınıza sığınarak çok kısa bir Gençler Birliği mesainiz olduydu. Gençler Birliği sizde nasıl bir iz bıraktı o günden itibaren? Yok yani o zamandan çok zaman geçti. O zaman rahmetli İlhan Cavcav başkanımız vardı. Onu da rahmetle anıyorum. Şimdi baktığınızda son 5 yıl içerisinde hemen hemen ilk yarılar bu problemleri yaşıyor Gençler Birliği. Transferler oluyor, oyuncular gidiyor. Bu bir yapılanma ama şimdi bir sorun ve problem olduğu ortada. Bunu düzeltebilecek kulüp yapısı var Gençler Birliği'nin. O dönemde daha planlı, daha organize bir takımdı. Ben geldiğim zaman da öyleydi. Hatta bir organizasyondan dolayı, bir oyuncu transferinden dolayı ben buradan ayrıldım. Ama bu durumu kurtarabilecek düzeyde bir takım. Bu sene ligde hem alt taraf için hem orta sıra üst hedefi için oldukça çekişmeli bir lig var. Sanıyorum ligin sonuna kadar hem alt taraf mücadelesi hem şampiyonluk mücadelesi hem orta sıranın üstte mücadelesi devam edecek. Evet, yani dışarıdan bakıldığında saha daha güzel, beklediğimden daha güzel bir yapıda. Gençler Birliği daha alışık bu sahaya. Biz maçtan önce sahanın ıslatılmasını istedik. Gençler Birliği tarafı kabul etmedi bunu. Bu biraz bizdeki oyuncular için söyleyebilirim. Ayakkabı tercihlerinden kaynaklanıyor olabilir. İkinci yarı bunun önlemini aldık. Onu daha aza düşürdük. Ama zemin bu mevsimde, bu koşullarda bence oynamaya uygun bir zemindi. Bence iyiydi. Sağ olun.